Herkese merhabalar. Metnan kanalına hoş geldiniz. Ben Neşe Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün üst sayıların ilk videosuyla karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar haftaya üs sayılarla başlıyoruz. Üst sayılar önemli bir konu. Bu konunun inceliklerini adım adım göreceğiz. Zamanımız var, vaktimiz var. Rahat rahat gideceğiz sevgili arkadaşlar. İlk videoda sizi pek zorlamayacağım. Temel bazı gördüğüm şeyleri anlatacağım. İlk videoda video ders kitabının ilk iki sayfasını çözeceğiz. Aynı zamanda birkaç noktada size dark modlar vermeye çalışacağım. İlk videosu gayet sakin bir video olacak arkadaşlar. Üstü ve köklü sayılar önemli. Dediğim gibi ya bir videoda çok uzun bir şekilde soru çözümü yapıyorum ya da arkadaşlar bildiğiniz üzere bonus video yayınlıyorum. Bu duruma göre bakacağız ilerleyen süreçte neye ihtiyacımız var diye. Üst sayılar 3 videodan oluşuyor. İlk videoda şu girişteki bazı temel hareketlerin sebepleriyle birlikte oturması gerekiyor. Hazırsanız video ders kitabını açalım bomba gibi başlayalım. Sevgili arkadaşlar öncelikle üst sayı ne demek? Onu anlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada Bizim bir tane sayımız var. 2 sayımız. 2 üzeri 3 dedik. Bu şu demek. 3 tane 2'yi yan yana yaz ve çarp demek arkadaşlar burada kısımda. Şimdi bunun dışında zaten hani bugüne kadar bunu birçok yere yapmak durumunda kaldık. Hani tek çift sayılara dahil olmak üzere. Şimdi peki burada eksi 2 sayımız var. Bunun üzeri 3 var. Bu ne demek? Parantezin içindeki sayı eksi 2 ya. Yani eksi 2'nin 3 üzeri. Bu ne demek? 3 tane eksi 2 yaz. Yan yana Çarp demek arkadaşlar. Peki şu ne demek? Bu eksi var önünde 3 tane 2'yi yan yana al çarp demek. Sevgili arkadaşlar bakın bunlar farklı şeyler. Yani o zaman ne demekmiş? Bakın burada eksi 2 üzeri 3. 3 tane eksi 2'yi al yan yana çarp. Eksi 2 üzeri 3 parantezsiz olduğu zaman bu eksi var. 3 tane 2'yi yan yana çarp demek. E, bu ne demek arkadaşlar şu? 3 tane 2'yi yan yana çarptığın zaman ne etti? 8. Önünde eksi var bu eksi 8 etti. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 eder iki tane eksi. Bir tane daha eksiye çarptım. Eksi 2 çarptım. Eksi 8 etti. Bakın bu ikisi de aynı sonucu verdi. E burası okey. Ama ne olabilir? Şöyle bir durum olabilir sevgili arkadaşlar. Hemen size gösterelim nasıl bir durum olabilir. Şimdi geldi sana şunu, şunu verdi. Dedi ki eksi 2'nin 4 üzeri ve eksi 2'nin 4 üzeri. Yani üzeri çift olduğu zaman. Hatırlıyorsanız arkadaşlar şey, negatif sayıların üzeri çiftse sayı pozitif olurdu. Eksi 2 parantez içinde bakın bu eksi 2 üzeri 4 yani eksinin de üzeri 4 var orada. Yani 4 tane eksi de yazacaksın. Bu ne oluyor? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 2 eksi 2 4 etti. Eksi 2 eksi 2 4 etti. 4 göre 4 de 16 etmiş oldu sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan. Şimdi yan tarafa geçelim. Bakın burada parantezin üzerinde 4 yok. Parantezin üzerinde 4 yok. Sadece 2'nin üzerinde 4 var. Yani eksinin üzeri değil o 4. O zaman bir tane eksimiz var. Şöyle 4 tane 2'yi çarpıyoruz. O zaman ne oldu 4 tane 2? 16. Ama önünde ne var? Bu 16. Önünde eksi olduğu için eksi 16 oldu. Yani parantezin içerisindeki ifadenin üzeri gördüğün üzere çiftse o zaman bu pozitif. Veya burada parantezsiz bir şekilde üzeri çiftse olsa, tek de olsa fark etmez zaten. Negatif çıkacak. Bu iki ayrımı çok net bir biçimde bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biraz konuşmaya devam edelim. Biraz konuşmaya da bazı örnekler yazayım size. Birlikte bunları değerlendirelim. Mesela şöyle bir şey geldi size. Eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün 3 üç üzeri. Eksi 3'ün karesi. Sonra şöyle bir şey gelsin. Başka eksi 2'nin eksi 2'nin karesinin küpü gibi bir şey gelsin. Böyle. Başka ne gelsin? Şurayı biraz silelim. Şöyle şuraları silelim. Başka ne gelsin? Şunu biraz daha aşağı taşıyalım. Şöyle. Hemen şunların aralarını açıyorum arkadaşlar. Biraz pratimizi geliştirelim. Bir tane de eksi 3'ün Eksi 3 demiyorum. Yine eksiden gideyim. Eksi 2'nin küpünün karesi. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu güzel bir soru. Neden? Bakın eksi 3'ün karesi var. Şimdi eksi 3'ün karesi o zaman eksinin de karesi oluyor. O zaman bu artı oluyor. Yani negatif bir sayının karesi oluyor. Yani bu artı bir sayı oluyor. 9 oluyor bu artı 9. Şimdi bakıyoruz eksi 3'ün 3 üç üzeri. Zaten negatif sayının tek üzeri olduğu zaman bu Pozitif, pardon negatif yani tek üzeri olduğu zaman negatif olacak. Çünkü eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. tane eksiği çarptığınız zaman negatif olur. O zaman bu eksi 27 oluyor. Zaten burada parantezde değil zaten sevgili arkadaşlar. Parantezde değilse o zaman direkt eksi 9 diye yapıştırıyorum buradaki ifadeyi. Şimdi geliyorum alta. Bakın bu önemli. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada büyük hata şu olur. Bizim üst sayılarda birazdan göreceğimiz bir konu var. Üssünün üssü diye. Şimdi onu Ufacık anlatıyorum. Zaten orada birazdan anlatacağım. Zaten bunu da yaptık bu arada. Daha önce yaptık yani. Yapmamış olsak tamam. Birçok videoda konuştuk bunu. Mesela bir sayımız var. Şöyle şuraya silelim. Sayımız 2 iki olsun. 2'nin 3 üzerinin karesi demek şu demek arkadaşlar. Şu 2 üzeri 3'ten 2 tane yazacaksın ve çarpacaksın demek. Peki bu ne demek? Bakın bu 3 tane 2, bu da 3 tane 2 demek böyle gördüğünüz üzere. O zaman bu ne oldu? 6 tane 2 oldu gördüğünüz üzere. Bu 2 üzeri 6 demek. Diyor ki bununla böyle uğraşma. Şu üstlerini çarparsan 2 üzeri 6 olur zaten bu diyor. Buradaki kısımda. Yani üstlerini böyle parantezin üstlerini çarpabilirsin. Diyor. Şimdi gelelim bu kısma. Şimdi bakın burada eğer şunu yaparsanız büyük hata yapmış olursunuz arkadaşlar. Bakın üstleri çarptım. Eksi 2 üzeri 6 dedim bunu. Üstleri çarptım. Eksi 2 üzeri alt dedim buna. Büyük hata olur. Neden? Çünkü bu durumda bunların ikisi de aynı ifade gibi görünür. Hayır arkadaşlar bu ikisi aynı ifade değildir. Neden? Şimdi gelin bakalım. Sevgili arkadaşlar bakın. Parantezin üzerinde 3 var. Yani eksinin üzerinde 3 var. Burada parantezin dışında yani parantezin üzerinde 2 var. Eksinin üzerinde 2 var aslında. Yani o zaman bu pozitif çıkacak bu negatif çıkacak sevgili arkadaşlar. O yüzden bu tarz sorularda direkt üstleri çarparız hareketi yapmayın. Hocam sen sallıyorsun biz sana inanmıyoruz. <laughs> Peki öyle olsun çocuğum. Hemen, hemen anlatalım sana. Madem öyle o zaman ben de tek tek çözüyorum. Eksi 2'nin karesi. Ne? Bakın bu sadece içeriye bakıyorum. İçerisi sadece içerisi şurası. Bu gördüğüm şey zaten şu değil mi? Nerede? Buraya yaptım mı? Yapmamışım. Önemli de yapalım. Eksi 2'nin şöyle karesi. Bu ne demek? Eksi 4 demek. Doğru değil mi? Parantez olmadığı için. Şimdi parantezin içerisinde ne oldu? Eksi 4 üzeri 3. Arkadaşlar eksi 4 üzeri 3. Bu ne çıkar? Eksi 4 çarpı. Eksi 4 çarpı. Eksi 4. Yani eksi 64 çıkar arkadaşlar burası. Şimdi geliyoruz buraya. Parantezin içeri eksi 2 üzeri 3. Yani ne demek bu? Eksi 8 demek. Ama dışında ne var? Karesi var. O zaman ne oldu burası? 64 geldi. Bakın bu ikisi birbirine eşit değil sevgili arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşit değil. Aynı şeyler değil. Yani böyle eksili sayıların üzerlerini böyle çarpma hareketi çok tehlikelidir. Sizin açınızdan parantezin dışarısında ne olduğu önemlidir. Parantezin dışında ne var? Önemli olan o belirler işareti. Şimdi gelelim bir tane daha. Bir tane de ben size sorayım. Bari bunu yapın bakalım. Hadi bakalım. Yorumlara, yorumlara, yorumlara çökün. Soruyorum. Eksi 3'ün karesinin 3 üzeri. Eksi 3'ün karesinin 3 üzeri arkadaşlar. Böyle. Biraz büyük bir sayı çıkacak ama önemli değil. Büyük bir sayı çıkabilir yani burada. Önemli değil. Hadi bakalım bunu bulun. Bu nedir? Tabii işaretiyle birlikte. Aslında şöyle diyelim. Bu pozitif midir, negatif midir? Buna karar verin. Hani sayının kendisi yani 3 üzeri 6'lı bir şey çıkacak ama x artı bir şey söylemiyorum. 3 üzeri 6'lı bir şey çıkacak ama 3 üzeri 6 nedir onu da aynı zamanda öğrenmiş olursunuz. Mesela bunun sonucunu yazın bakalım ne buldunuz arkadaşlar burada. Şimdi gelin bazı şeyleri historimize eklememiz gerekiyor dedim ya. Historimize eklememiz gereken şeyler var arkadaşlar. Nedir bu şeyler bunları size anlatıyorum. Şimdi bir kere bazı şeyleri bilmek çok büyük bir avantaj sağlıyor. Nasıl bir avantaj? Gelelim şurada biraz takılalım. Sevgili arkadaşlar. 2 üzeri 0. Herhangi bir sayının 0 üzeri 1'dir desem inanmayın. Çünkü 0 üzeri 0 tanımsızdır arkadaşlar. 0 üzeri 0 tanımsızdır. Burada gördüğünüz gibi. Peki şunu size soralım. Eksi 2 üzeri 0 nedir? 1'dir ama eksi 1'dir. Çünkü neden? Bu sadece 2'nin üzeri 0 peki eksi -2 üzeri 0 nedir? O normal 1'dir. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunlara dikkat. Şimdi 2 üzeri 0 1'dir. Şöyle. Aa pardon. Bunları şöyle bir kenara taşıyalım. Şimdi arkadaşlar gelelim 2 üzeri 1 2. 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 yani 4 tane 2'nin çarpımı 16. 2 üzeri 5 nereye kadar bilmeniz gerektiğini anlatacağım ben size. 32 2 üzeri 6 şöyle 6'yı daha düzgün yazalım. 64 2 üzeri 2 üzeri şöyle 7. 128 2 üzeri 9. Pardon 8'i yazalım. 8. 256 2 üzeri 9. 512 2 üzeri 10 1024. Buraya kadar net bilmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksin hocam ben bunu aklıma nasıl tutacağım? Çok basit. 1 2 Bu kadar. Bence bu ikisinden her şeyi tutabilirsin. Bu ikisinden her şeyi bilebilirsin. Şimdi dedi ki 2 üzeri 4 dedi. abi 2 üzeri 5 32 değil mi? E, o da bir önceki yani 16'dır yarısıdır yani. 2 ile çarpmamış hali. Sana geldi dedi ki Zaten 2 üzeri 3, 8 olduğuna 2, 2, 2 onu bulursun zaten. Yani onu da bir ona sormuyorum. Delik 2 üzeri 9. E 2 üzeri 8, 256 değil mi? 2 üzeri 9, 256'nın 2 katı yani 512. Anladın mı? 2 tane referans noktası çiziyorum kendime. Bu iki referans noktası üzerinden hepsini bilebilmiş ve bulabilmiş oluyorum sevgili arkadaşlar bu durumda. Ya yani üst sayılarda, histonizde mutlaka bulunması gereken şeylerin başında bu geliyor. Şimdi devam edelim. Başka. Başka şeyler var mı? Var. aklınızın mutlaka bulunması gereken. Mesela. 3 üzeri 0 yazmıyorum artık. 3 üzeri 1 3. 3'ün karesi 9. 3'ün küpü 27. 3 üzeri 4 81. 3 üzeri 5 243. Şimdi buraya kadar da bulundurmanız işinize yarar. Yani 3 üzeri 6'yı da yazayım. 729. Şimdi bunları yazdım. Bunları da bilin. Hani aklını bir kere görmüş olun. En azından 243'e kadar bilirseniz bizim açımızdan önemli. Sonra arkadaşlar 4'e 4'e gelelim. Bakın 4 dediğimiz şey 4 üzeri 1 4, 4'ün karesi 16, 4'ün küpü 64, 4'ün 4 üzeri de 256 gördüğünüz üzere. Şimdi burada kritik bir mevzu var. Hani aklınıza tutmanız açısından söylüyorum. Bakın şöyle biraz geri gelelim. Bakın şurada 4 üzeri 1 dediğimiz şey 2'nin karesiyle aynı şey. 4'ün karesi dediğimiz şey 16 bakın 2 üzeri 4 ile aynı şey. 4'ün küpü dediğimiz 64. 2 üzeri 6 ile aynı şey. 4'ün 4 üzeri 2 üzeri 56. 2 üzeri 8 ile aynı şey gördüğünüz üzere. Peki neden böyle? Çok basit bir mevzu var arkadaşlar. 4'e gelip zoom yapalım. 4 üzeri 1. Şimdi 4 dediğimiz şey. 4 dediğimiz sayı. 2'nin karesi demek. 2'nin karesi üzeri 1 arkadaşlar bu. Şimdi bu durumda üstleri çarptığımız zaman ne oldu? Bu 2 geldi. 4'ün karesi. Bu 2 üzeri 2'nin 2 üzeri. 4 zaten 2 üzeri 2 demek ya. 2 üzeri 2'nin 2 üzeri. Yani üstleri çarptığım zaman 2 üzeri 4 demek. E hocam sen sallıyorsun. Peki. Şimdi bak 2 üzeri 2 çocuğum. 2 üzeri 2, 2 çarpı 2 değil mi? Bir de üzeri 2 var. Yani 2 çarpı 2'yi 2 defa yazacaksın anlamına gelir bu. Yani 4'ü 2 defa yazacaksın anlamına gelir. Şimdi o zaman bu durumda 2 üzeri 4 oluyor bu. Geliyoruz buraya. 2, buraya geldik. Şuraya kısma. 2 üzeri 2'nin 4 üzeri ne oldu? 2 üzeri 8 yani 256 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Buradaki kısımda da. Bakın bu şekilde olayları hallettik bu kısımda. Bizim açımızdan oldukça önemli bu üstü şekilde yazmak. İşte aynısı mesela şeyde de geçerli. Sana gelip birisi 9'un küpünü sordu. E 9 ne zaten 3'ün karesinin küpü diye yazabilirsin bunu. Üstlerine çarpalım. Neymiş? 3 üzeri 6 demekmiş 9'un küpü. 3 üzeri 6 demekmiş. Şimdi devam edelim. 4'lere baktık. 5'leri de bakalım arkadaşlar. 5'ler de bence önemli. 5'lere bakalım. Yazıyorum. 5 üzeri 1 5. 5'in karesi 25. 5 üzeri 3 125. 5 üzeri 4 de 625 sevgili arkadaşlar. Bunları en azından bilmiş olmanız gerekiyor. Burada kısacık bir kere görmüş olmanız gerekiyor. 6'yı da yazalım. 6 üzeri 1 6. 6'nın karesi 36. 6'nın küpü 216. Bunları da görmeniz işe yarar arkadaşlar. Başka neler var? Böyle böyle gidilebilir. Ama bir de sayıların karelerini bilmeniz, en azından 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilmeniz sizin işinize yarayacaktır. Yine bugün bakın daha konuyu anlatmaya başlamadım. Sadece size bir temel çerçeve oluşturuyorum. Bunları bilmek sizi hızlandırır diyorum. Evet, karelerini de bilelim. Karelerini de bilelim. Şimdi 7'den başlıyorum. 6'ya kadar yazdım zaten. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81, 10'un karesi 100 sevgili arkadaşlar. 11'in karesi 121. 12'nin karesi ne diyor? 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324, 19'un karesi 300, 361, 20'nin karesi 400. Arkadaşlar bunları da bilmeniz işe yarar. Ve burada bir şeyi dikkatinizi çekeceğim. Daha önce anlattım diye hatırlıyorum bu kısmı. Mesela 16'nın karesi ve 17'nin karesini bir inceleyelim. bir 256, biri 289. Bir de 11'in karesi ile 12'nin karesini inceleyelim. Biri 121 biri 144. Bunları bir inceleyelim birlikte. Şimdi öncelikle 11'in karesi ve 12'nin karesi. Şimdi 11'in karesini ben şöyle yazabilirim doğru değil mi? 11 çarpı 11 nedir? 121. Şimdi 12'nin karesi de 12 çarpı 12. 144. Şimdi bakın ben buradan buraya geçecekken ne yapıyorum? Aslında 11 tane 11. Bunlardan birini arttırdım. 12 tane 11 oldu. Ne oldu 12 tane 11 olursa? Burada bir tane 11 bir 11'lik bir artış olur. Bakın bir 11'lik bir artış oldu. Bir 11 arttırdım. Burası ne oldu? 132 oldu. Şimdi burası zaten aynı kalıyor. Bakın burası aynı. Burayı bir tane arttıracağım. Yani 11 tane 12 idi. 12 tane 12 olacak. Bakın 12 çarpı 11 ya... 12 çarpı 12 olacak. Yani 11 tane 12 12 tane 12 olacak. O zaman burayı bir de bir tane 12 arttıracağım. Peki bir tane 12 arttırdığımızda ne oldu? 144 oldu. Yani 11'in karesinden 12'nin karesine geçerken bir 11 bir 12 arttırıyorsun. Bir 11 bir 12. Hocam sallıyorsun. 16'nın karesi 17'nin karesi. Şimdi 256 256'ya bir tane 16 bir tane 17 eklersen bir 16 bir 17 ekle. Ne oluyor arkadaşlar? 33 eklemiş olsun değil mi? Vallahi 33 ekle. Yemin ediyorum geldi. E hocam peki biz 21'in karesini nereden bileceğiz? Çocuğum 20'nin karesi 400 ya. 21'in karesi buna 1.20, 1.21 eklemektir. 441'dir. Bitti. Bu kadar. Yani bir sonraki kareye geçmek için bir, bir, bir alttaki sayıdan bir üstteki sayıdan bir tane tık tık ekleyip yoluna devam edebiliyorsun. Bu bizim açımızdan yine önemli bir kısım arkadaşlar. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi ne anlatıyordum ben ya? Ha, üst sayılar. Evet geldik üst sayılara. Şimdi bir sayının bir üzeri sıfırdır. Yani bir tane yaz diyor. Gayet makul. Geliyoruz buraya. Bir sayı bakın a sayısı a üzeri sıfır birdir. Bir sayının sıfır üzeri birdir. Sıfırın herhangi bir üzeri ki sıfır hariç herhangi bir üzeri arkadaşlar yine sıfırdır gördüğünüz üzere. Birin herhangi bir üzeri gördüğünüz üzere birin herhangi bir üzeri yine birdir. Şimdi geliyoruz şuraya. Tabi burada sıfırın üzeri pozitif reel sayı olması gerekiyor geliyor geliyoruz buraya. 0 üzeri 0 belirsiz. Eksi 1 içinde üzeri bakın burada parantezin içinde almış. N tekse negatif oluyor. N çiftse pozitif oluyor buradaki bir açısından da. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim size. Neredeyse dark mod açtıracak kadar önemli. Şimdi size şöyle bir şey söyledi. Bakın buraya dikkat edin. A sayısı eksi 2 dedi. A'nın karesini sordu. Şimdi bir de eksi a'nın karesini sordu. Burada yapılan büyük hata şu. a eksi 2 ya. Bunu gelip eksi 2'nin karesi diye böyle yazmak. Arkadaşlar bu 2, bu 2 a'nın üzerindeki 2. Bakın a'nın üzeri. Bakın a'nın üzerindeki 2 bu. a ne? a eksi 2. O yüzden sen bunu gelip eksi 2'nin karesi diye böyle yazman gerekiyor. Bu büyük hata olur bunu yapmazsan bu a'nın üzerindeki. a'nın komple ne a? a eksi 2'nin o zaman böyle değil. Şöyle yazman gerekiyor. Genelde harflerde yazarken bu hatayı yapıyorsunuz. Bakın o eksi 2'nin tamamı üzerindeki. O yüzden cevabımız ne çıkıyor buradan? Artı 4 çıkıyor. E peki hocam böyle verirse ne olacak? O da şöyle olacak. Eksi, eksi 2'nin karesi. Çünkü a'nın üzerinde 2 ya. Bakın a'nın üzerinde 2. Tamam eksi 2'nin üzerindeki bir de önünde bir tane de eksi var. Bir tane de eksi var gördüğünüz üzere. E bura ne oldu? 4. E, önünde de eksi var. Ne oldu? Cevabımız buradan. Eksi 4 geldi. Gayet mümkün bu durum. Ama burada harfle verilen ifadelerde böyle eksili bir ifade varsa onu paranteze alıp üstüne koymanız gerekiyor. Çünkü A'nın tamamının üzerinde buradaki 2. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim sorulara. Buradaki sorulara bakıyoruz. Diyor ki 3 üzeri 2x eksi 6 eşittir 1 ise x kaçtır? Şimdi bir sayının sonucu 1 çıkmış gördüğünüz üzere. O zaman üssünün 0 olması gerekiyor. Yani 2x eksi 6'nın 0 olması gerekiyor. Hemen 6'yı karşıya attım. 2x eşittir 6 oldu. Artı 6. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da x'imiz buradan 3 gelmiş oldu. Rahatlıkla işin içerisinden çıkabilmiş oldum. Geldim buraya. Heh. Diyor ki içerideki sayının küpünü alır. içerideki sayının 4 üzerine alır diyor. Şimdi üçgen küpünü alacağım. 2 zaten. 2 üzeri küp. 2 üzeri 3. Artı. Bakın burada büyük hata şu. Eğer eksi 2 üzeri 4 yazarsan gider. Çünkü bak içerideki sayı neyse onun tamamının 4 üzerine alır. Bakın eksi 2 üzeri 4. İşte az önce bahsettiğim harfli durumdaki hata yaptığınız şey tam olarak burası arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 4'ü paranteze alıp yazmanız gerekiyor. Çünkü eksi 2 zaten B sayısının tamamı. O yüzden B üzeri 4 B'nin tamamının üzerine 4. O zaman eksinin de 2'nin de üzeri 4 olması gerekiyor. Burası kaç oldu? 8. Burası kaç oldu? 16. Artı çıkacağı net. 16. Topladığımız zaman cevabımız buradan 24 gelmiş oldu buradaki soru için. Şimdi gelelim üst sayılarda toplama ve çıkarma. Şimdi burası bizim açımızdan önemli bir kısım. Neden? Bana kalırsa üst sayılarla ilgili ta çocukluktan beri gelen en tehlikeli yer burası en tehlikelerden biri diyeyim hatta. Burası. Şimdi neden burası? Anlatacağım. Sevgili arkadaşlar ilk soruya bakalım birlikte. Sonra biraz farklı varyasyonlar bir konuşalım. Şimdi buraya geliyorum. Burada bakın ben daha önce işlem yeteneği videolarını izlemiş birçok işlem yapmış birisi olarak hemen şunu gördüm. 5 üzeri 2, 5 üzeri 2, 5 üzeri 2. 3 tane ortak 5 üzeri 2 var. Ben bunu gelip 5 üzeri 2 parantezine alırsam. Ne olur 5 üzeri 2 parantezini aldığım zaman? Bakın burada 3 kaldı. Arada ne var? Arada artı var. Burada 7 kaldı. Artı 7. Burada eksi var arada. Burada da 2 kaldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu durumda ne oldu? 3 artı 7, 10 eksi 2, 8. Yani 5 üzeri 2 parantezini aldım. Bak tekrar çarptığım zaman aynı şey olacak. Bak tekrar tek tek çarptığım zaman. Eskiye dönüyor. O zaman bu ne demek aslında? 5 üzeri 2 çarpı... 8. Gördüğünüz üzere cevabımız 5 üzeri 2 çarpı 8'miş. Ya da şöyle isterse burası 25, burası da 8. 25'e 8 çarparsak her 25 ile 4'ü 25'e 8 çarpıyorum. Bak kafa nasıl çalışıyor. 25 çarpı 4 çarpı 2. Ben bunu biliyorum zaten. Histori var. 25 çarpı 4 100 zaten. Her 4 tane 25 100 eder. Bir de bunu 2 ile çarpıyorsun. Aslında burası 200 yani. 200 olduğunu şak diye bulabiliyorum burada kısımda. Şimdi bunu daha farklı bir şekilde yorumlayalım. Bu soruyu. Şimdi geliyoruz. Siliyorum bunu. Siliyorum. Şimdi diyorum ki... 3 tane elma, 7 tane elma, 2 tane elma. 3 elma, 3 elma artı 7 elma kaç elma etti? 10 elma eder. 10 elmadan 2 elma çıkarırsan 8 tane elma eder. Bitti. 8 elma. Bu kadar. Bu kadar. Mesela... 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10. 1 elma, 2 elma, 3 elma, 4 elma. Topla 4 tane elma. Bu kadar. 4 tane elma. E peki bunu nasıl yazabilirim? Şimdi 4 dediğimiz şey 2'nin karesi. Bu da 2 üzeri 10. Sevgili arkadaşlar. Bunu yazacağım. Aslında böyle yazdım. Bu 2 üzeri 12 demektir. Üstler toplanır. Hocam neden toplanır? E hocam bir kural olduğu için mi böyle? Ya bizde hiç öyle şey olur mu? Bakın açık yani çok basitçe düşünüyorum. İşte 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 10'u çarpmış. 2 üzeri 12 demiş. Neden böyle bir şey demiş olabilir? Sevgili arkadaşlar çünkü 2 üzeri 2 dediğimiz şey 2 tane 2'nin çarpımı. 2 üzeri 10 dediğimiz şey de 10 tane 2'nin çarpımı. Böyle çarpılıyor 10 tane 2. E, toplamda kaç tane 2 çarpıldı? E, 12 tane 2 çarpılmış oluyor burada. Gördüğünüz üzere. O yüzden bu 12 çarpı yani üstler toplanır. Üstler toplanır arkadaşlar. Çarpım durumunda. Tabanlar aynıysa tabii. tabi. Tamam ikisi de 2 iki üzeri olduğu için üstleri topladım gördüğünüz gördüğünüzde. Şimdi geliyorum. Başka bir şey göstereceğim size. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11. Böyle bir şey geldi. Bunu nasıl toplarız? Hocam 2 üzeri 10 1024'tü. 2 üzeri 11 bulmak için de 1024'ü 2 ile çarparım. E, o da işte 2048 olur. Hocam bunları toplarım. E, çocuğum bu bir işe yaramaz. Çok güzel bir tane sınav sorusu var. Muhtemelen 3. videoda çözeceğim o soruyu. Bunu denemeye çalışanlar var. ya yani böyle Ama sorun, sorun şu. Hadi buldun diyelim. Sallıyorum. Bir şekilde geldin geldin işlem yaptın. Böyle bir soru değil. Daha böyle büyük bir sayıyı bölerek geliyorsun. Sallıyorum buldun. 24 bin bilmem kaç bilmem kaç. Bu 2 üzeri kaç olduğunu nereden bileceksin bunu? Bir de onu mu sayacaksın 2 üzeri diye? Hani bulduğun sonucu diyelim bir de onunla uğraşacaksın. O yüzden bu, bu tarz bir soru. Şimdi ben zeki adam izleyin. Şimdi ortaklıkları görüyorum. 2 üzeri 10, 2 üzeri 11. 10 yani tane ikinin çarpımı, 11 tane ikinin çarpımı. Diyorum ki ben bunu şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri 10 artı 2 çarpı 2 üzeri 10. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 10. Yazabilir miyim? Yazarım. Doğru değil mi? Şimdi elma mantığıyla yapayım öncelikle. Bir tane elma şu da. Bu da iki tane elma. Toplamı üç tane elma eder. Gördüğünüz üzere. Yani nasıl da yapabilirim? Şöyle de yapabilirim. 2 üzeri 10'ların 2 üzeri 10'ları paranteze alırım. Bakın alıyorum. 2 üzeri 10 parantezinde. Bakın burada 1 kalır. Çünkü tamamını çektim. Artı şurada da bakın şuradaki 2 kalacak. Artı Burada da 2 kalacak gördüğünüz üzere. Bakın neden böyle? Tekrar çarp. Bak 2 üzeri 10 çarpı 1, 2 üzeri 10 eder. Şurayı buldum. 2 üzeri 10 çarpı 2, 2 çarpı 2 üzeri 10 eder gördüğünüz üzere. O zaman burası 2 üzeri 10 çarpı 3'müş. Gördüğünüz üzere buldum. Yani paranteze alma mantığı önemli. Genelde de tehlike oluşturur. Şimdi şu soruya bakalım. A 2 üzeri 10 var. 5 elma eksi 7 elma artı 4 elma. Kaç elma? 2 tane. 2 tane elma eder. Bitti. 5 eksi 7 eksi 2 eksi 2 ile 4 topladım. 2 elma. 2 elma. 2 üzeri 1 değil mi? Ben bunu 2 üzeri 11 diye şak diye yazabilirim. Peki böyle olmasaydı da aynı soru şöyle sorulsaydı. Siliyorum. Muhabbet çok uzun ya burada. Hakikaten. Böyle farklı varyasyonları göstermek çok keyif veriyor. Arkadaşlar genişleyecek. Bakış açınız genişleyecek. Farklı düşüneceksiniz. Bunu sağlayabilirsek başarıdır zaten. Yoksa üstü sayılar anlatılıyor her yerde anlatılıyor. Açın bir sürü video var zaten üstü sayılarla ilgili. Herhalde YouTube'daki en çok anlatılan konu üstü sayılardır. Ama biraz farklı düşünce biraz o yorumlama yeteneğini geliştirmek. Amacım bu. Bunları geliştirirseniz o zaman çok başka birisi oluyorsunuz. Çok altın değerinde bir şey oluyor bu sizin için. Devam ediyorum. Şimdi bunu şöyle sordu bize. 5 çarpı 2 üzeri 10... Eksi 7 çarpı 2 üzeri 11 artı 4 çarpı 2 üzeri 12 diye sordu. Şimdi bu durumda benim kafa direkt şöyle çalışıyor. Hatta böyle sormaz. Şöyle sorsun. 2 üzeri o yani 2 üzeri 14 diye sorsun. Burada. Zaten aynı şeyi yazdım. Bu 4 çarpı 2 üzeri 12 ya. 4 dediğimiz şey ne? 12 idi. 4 dediğimiz şey 2 üzeri 2 bir de 2 üzeri 12. E bunların çarpımı 2 üzeri 14 demektir. 2 üzeri 14 diye yazdım. Evet ben bu soruyu nasıl yapacağım? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ortaklıkları bulmanız gerekiyor. 2 üzeri 10, 2 üzeri 10, 2 üzeri 10. Her üçünde de 2 üzeri 10 var. Bunu şöyle yazabiliriz bakın. 5 çarpı 2 üzeri 10 eksi 7 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 10 diye yazabilirim böyle. Şimdi bu durumda ben neyi buldum? 2 üzeri 10, 2 üzeri 10, 2 üzeri 10'ları gördüm. Bu arada her seferinde böyle yazmak zorunda değilsiniz. Yani direkt görüp şöyle de yapabilirsiniz. 2 üzeri 10 parantezinde. Burada ne kaldı? 5. Burada ne kaldı? Bakın aslında şöyle baktığın zaman bir 7 bir 2 kalır yani 14. Arada eksi var bakın. Arada eksi var gördüğünüz üzere. Eksi 14. Buraya geldim. Burada ne kaldı? 2 üzeri 4. Zaten 2 üzeri 14'ten 10 tane 2, çekersen 2 üzeri 4 kalır. Yani artı 2 üzeri 4 de ne eder? 16 eder. O zaman bu durumda bunun sonucu ne olur? Şurası 2 eder. 7. Yani 2 üzeri 10 çarpı 7'ymiş sonucumuz cevabı bu şekilde buldum. Gayet temiz bir buluş oldu sevgili arkadaşlar. Paranteze alma mantığını burada sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim ne? Çarpma bölme. Çarpınca üstler toplanır. Çok mantıklı. Bölünce de üstler birbirinden çıkarılır. Neden? Bakalım. Sevgili arkadaşlar. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 3. Şimdi bunu onu yazmayayım yazacağım çünkü. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3. Şimdi 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3'te ne olur burası? 2 üzeri 7'nin üzerinden 3 çıkacak. Yani bu 2 üzeri 4 olacak. Peki neden? Çünkü bu 7 tane 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğeri de 3 tane 2. E Bu 3 tane 2, bu 3 tane götürdüğü zaman e o zaman 4 tane 2 kalacağı için bunun alttakinin yani paydanın üstünü üstteki üsttekinin üstünden çıkarız. Tabi burada şartımız ne? Şartımız tabanların aynı olması. İkisi de 2 iki olduğu için bunu yapabiliyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde bölebiliyoruz. Mesela başka şeyler de olabilir. Der ki sana. 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri eksi 3. Hayda. Al başına belayı. E ben bunu nasıl yapacağım? E çok basit. Bak alttakinin üstünü üsttekinden çıkaracaksın. 3 üzeri 6 eksi eksi 3. Eksi 3'ü çıkaracaksın. O zaman ne oldu? Bakın iki tane eksi yayına geldiği zaman 3 üzeri 6 artı 3. Yani bu 3 üzeri 9 demek sevgili arkadaşlar. 3 üzeri 9 demek. Neden? Çünkü 3 üzeri eksi 3 dediğimiz sayı 3 üzeri eksi 3 dediğimiz sayı aslında bakın burada paydada gördüğünüz üzere. Yani bu ifadede olayımız şöyle işliyor. 3 üzeri 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 1 bölü 3 üzeri eksi, 3, üzeri eksi 3 ya Şurası 3 üzeri eksi 3 ya. 3 üzeri eksi 3 ne demek? Bunu daha önceki videoda söylemişim yani. Aslında takla atıyor. Birazdan göstereceğim. Takla atıyor. Yani 1 bölü 3 oluyor. Üzeri 3 oluyor yani şöyle. Bu da şu demek. 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3. Peki birinci aynen kalır. ikincisi ters çevrilir çarpılır. Çarpı 3, 3, 3, 1. Yani toplamda ne oldu? O zaman 9 tane 3'ün çarpımı geldi arkadaşlar burada. 9 tane 3'ün çarpımı geldi. O zaman bazı şeyler önemli. Ne gibi? <laughs> Şimdi. 1 bölü 3 üzeri 3. Bu 3 üzeri eksi 3 demektir. E neden böyle hocam? Çünkü. Bak neden aslında takla attırıyoruz? Amacımız neden takla atılıyor? Onu anlatıyorum burada. 1 bölü 3 üzeri 3 eşittir 3 üzeri eksi 3. Sebebi şu. Çünkü 0 dediğimiz şey. 3 üzeri 0 değil mi? Ya aşağıda da 3 üzeri 3 yok mu? O zaman ben şunu... Bundan çıkarmayacağım. O zaman 3 üzeri 0 eksi 3. Yani 3 üzeri eksi 3 oldu gördüğünüz Yani mesela siz 1 bölü 5'in karesini gördün ya. Sen hemen bunu 5 üzeri eksi 2 diye yazabilirsin. Olabilir bu. Veya 5 üzeri eksi 2 gördün. 1 bölü 5'in karesi diye yazabilirsin. Aşağı indiği zaman. Ya da şöyle bir şey gördün. Bak daha da, daha da şöyle bir şey gördün. Mesela 5 üzeri 3 gördün. Sen bunu 1 bölü 5 üzeri eksi 3 diye de yazabilirsin. Çünkü bu zaten şu gördüğün zaten bu demek. Ama işine gelirse, işine ne gelirse ona göre yapıyorsun. 5 üzeri 3, 1 bölü 5 üzeri eksi 3 demektir. Ya da şunu gördün. 1 bölü 5 üzeri eksi 2 gördün. Bu 5 üzeri 2 demektir. E hocam nereden çıkıyor bu? Çocuğum çok basit. Bak burada üstte 0 yok mu? Ha 1 yok mu? O 5 üzeri 0 bölü 5 üzeri eksi 2. Alttakinin üstünü üsttekinden çıkaracağız. Yani 5 üzeri 0 eksi eksi 2. Ne oldu burası? Artı 2 oldu. Yani 5 üzeri 2 geldi gördüğünüz gibi. 5 üzeri 2 diye yapıştırıp yolumuza devam edebiliriz. Yani bu şekilde çat çat hemen farklı şekilde yazabilmek bizim çok işimize yarar sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Bu önemli yani bu şekilde yazmak. Neden önemli? Çünkü mesela sana şöyle gelip şöyle bir tane soru verebilir. Nerede bir tane boş yerim var? Burada var. Şöyle bir soru verebilir sana. Der ki 1 bölü 3 üzeri eksi 2 çarpı 1 bölü 3'ün küpü çarpı 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri eksi 5. Şimdi sen bunu yapacaksın. Hemen yapalım. Şimdi şu gördüğümü direkt 3'ün karesi diye yukarı çıkarıyorum. Bakın taklaya attırdım yukarı çıkardım. Bu gördüğüm 3 üzeri eksi 3. Burası zaten 3 üzeri 4'miş. Burası da 3 üzeri eksi 5. Evet, tabanlar aynı o zaman üstleri toplayacağım. 2 eksi 3 4 ve eksi 5. Ne oldu? Eksi 2 mi oldu? 3 üzeri eksi 2 geldi. E ben bunu da 1 bölü 3'ün karesi diye direkt yazabilirim arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz bir biçimde yazarsam olayları çözebilmiş olalım. Çok seri bir biçimde soruyu çözüyorum böyle bir ifadede. Şimdi gelelim bir sonraki kısma. Bir sonraki kısım negatif üstünü alma kısmı arkadaşlar. Negatif üstünü alma kısmına geçsem mi diye düşünüyorum. Bakıyorum üstün üstü var. Bu, bunu ve bunu ve bunlarla ilgili soruları ikinci videoda çözeyim. Bunu da anlatayım ikinci videoda. Arkadaşlar bazı bazı konuların 3 tane videosu var. Ve bonuslar da geldiği zaman 4 video oluyor. Madem bu konunun 4 tane videosu var aşırı uzun 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 videolar yerine parça 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 videolar olarak yapmayı daha sizden gelen talep üzerine mantıklı buluyorum. O sebeple gerekirse bonus yayınları. Ama burada bakın arkadaşlar en azından temel bir üst sayılar mantığı sizler alabildiniz buradaki kısımda. Şimdi ikinci video ve üçüncü video zaten aynı gün gelecek. İkinci ve üçüncü video aynı gün geleceği için orada ikinci videoda burayı anlatıp bununla ilgili bolca sorular yani bu ikisiyle ilgili bolca sorular çözebiliriz. İkinci videoda üçüncü videoda da üstü denklemler ve üstü eşitsizlikler kısmını anlatıp ardından size sıralama ve eşitsizlikler kısmını anlatıp ardından ondan da sorular çözebiliriz. Belki de kökleri bitirdikten sonra üstü köklü mix bir bonus gelir özellikle sınavda çıkmış soruları incelemek istiyorum. Ve bazı klasik sorular var bunlarla ilgili. Onları da mutlaka göstermek istiyorum size. Çünkü klasik sorular da tehlike unsuru oluşturuyor ki etkili matematik kitabında bolca var e, klasik sorularda. Tehlike unsuru oluşturuyor. Bir de bunların yeni nesilleştirilmiş soruları da özellikle üst sayılarda bir tarz var. Ve bu tarzı bayılıyor ÖSYM'e. O tarz geldiği zaman çok rahat yapabileceğiniz modele oturmaya çalışacağız. Evet üstü ifadelerin girişi bu şekilde sevgili arkadaşlar. Geri kalanında adım adım gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E hoşça kalın.